hoş geldiniz. Ben Ersin Doğan. Bugün size aslında hem inanılmaz tatlı bir yastığı göstereceğim. Instagram'da beni takip edenler, bu yastığı ben IGTV'de paylaştım. Şu arkamda görmüş olduğunuz yastık çok tatlı. Ben bu tarz uzun yastıkları çok seviyorum. Özellikle de yatakların üstüne çok yakıştırıyorum görsel olarak. Bir markada ben pek görmedim. Sadece yurt dışında gördüm birkaç markada. Onun dışında genelde küçük işte belli standart kalıplarda var. Ama ben kendi zevkime göre, kendi tarzıma göre hiçbir yerde benzerinin olmadığı, tamamıyla ilhamın kendi içime dayandığı bir yastık yaptım ve yaparken de bunu sizinle paylaşmak istedim. Instagram'da paylaştım, bir de YouTube'da paylaşmak istedim. Çünkü Instagram ve YouTube kitlesinin farklı olduğunu düşünüyorum. Instagram'da bazen postların aralarında kayabiliyor, göremeyebiliyoruz ya da bu kadar açık ifade edemediğimiz için çok göz önünde olamayabiliyor. Ama YouTube'da bu işte açıklama, başlıklar vesaire olduğu için çok da uzatmayayım. Tabii bunu koyarken de olduğu gibi koymak yerine işte birkaç ürün almıştım. Ya da odamla ilgili dekoratif elemanlar var, işte ne resim var ve bir de halı var. Onları da sizinle paylaşmak istedim. Çok böyle derli toplu görüyorsunuz. O derli toplu süreci nasıl yapıyorum? Biraz da onu paylaşmak istedim sizinle. Yani umarım seversiniz. Küçük tiyolar vermek istiyorum evlerle ilgili. Bu izlediğiniz görseller çok da boşa gitsin istemiyorum. Perde. Perdeyle ilgili bana çok soru geliyor. Nasıl perdeler tercih edebilirsiniz? Ben çok perde seven bir insan değilim aslında. Ama mecburen işte şehrin içinde oturduğumuz için etrafımızda binalar var. Çok rahatsız olmadım. Eğer bir ev yoksa mesela benim ön cephemde yani bir kısmında iş merkezi var. O yüzden akşamları rahatım yani. Çok kapatma derdine düşmüyorum. Bir de en üst katta olduğum için. Ama arka taraflarda site içine baktığı için karşı taraftakiler görmesin diye ne yazık ki perdem sürekli kapalı. Nasıl bir perde seçtim? Bunu daha önce de söyledim, gösterdim aslında. IKEA'dan aldım ben bu tülleri ve IKEA'da fiyat olarak galiba en uygun tüllerden birisiydi. Kumaş olarak yani şöyle söyleyeyim. Çok aşırı transparan değil. Yani cama koyduğunuzda dışarıyı çok az gösteren, aynı şekilde dışarıdan içerisinde aynı şekilde çok az gösteren bir tül. Tek başına bu tülü kullansanız bile yine bu mahremiyet payınız gerçekten çok fazla artar. IKEA'dan aldım bu tülü. Bulursam eğer aşağıda online linkinde eklerim. Ben mağazadan direkt satın almıştım. Hatta evimin 3 yerinde bu perdeden var. Üst katta çift tarafa da yine bu perdeden kullandım. Yanlarında fonlar kullandım. Fonlarda böyle minik minik detaylar, hareketler ekleyebilirsiniz. Ben fonlarla ilgili yine çok hazır fon kullanmayı sevmiyorum. Kumaş bulup, kumaş pazarda, Bursa Kumaş Pazarı birçok yerde var aslında, birçok şehirde var. Oralara gidin, döşemelik kumaşlara bakın, işte keten kumaşlara bakın, pamuklu ketenlere bakın ve kendi evinizin böyle tonlarında çok koyu olmamak kaydıyla bir ton seçip o şekilde kombin yapın. İlla tül koymak istiyorum, pileli tül koymak istiyorum derseniz, eğer evinizde işte atıyorum koltuğunuz desenliyse, halınız desenliyse tülünüz dümdüz olsun, detaysız olsun ya da minik işte çok böyle küçük küçük çizgileri olsun. Mümkün mertebe evde böyle çok aşırı hareketli şeyler seçmemeye çalışın. Renk koysanız bile, renk kullansanız bile desenleri birbirine uydurmak gerçekten zordur. Desene desen akımları da trend oldu aslında. Ama yine de ilk böyle birkaç gün, birkaç ay gözünüze hoş gelebilir. Ama bir süre sonra bütüne baktığınızda boğucu olacaktır. Hepimiz bir şeyler alıyoruz. Tabii ki bizler, işte ben ilham vermek için ekstra bir çaba sarf ediyorum. Sevdiğim için dönem dönem dönüşümler yapmıştım. Ama bu benim işim olduğu için, sizlere ilham vermek için dönüşümlerin sıklığını arttırmaya başladım. O yüzden de yeni ürünler alıyorum, bunları tanıtıyorum. Halım Apex bu arada. Apex'in Masko Showroom'unda bulunan tek numunelik halılardan bir tanesi. Aynısından başka yok. Ama farklı desenlerde, aynı tonlarda Masko şubesine giderek bulabilirsiniz. Nevresim takımı Müslin Nevresim takımı. Aynı şekilde bunun yatak örtüsü de var. İngiliz Home'dan yine sizler için linkini aşağıda bırakırım. Onun dışında salıncağım biliyorsunuz zaten. Ersin Doğan Design tasarımı bir ürün.
Aynı zamanda satışı var ve aynı şekilde de YouTube'da yapılışı var. Bu tarz kendi yap projelerini ben çok seviyorum. Sizlere de yararlı olduğumu düşünüyorum.
Eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, bu tarz videoların devamını gelmesini isterseniz de beğenmeyi, yorum yapmayı, bunu sosyal medyanızda paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki projede, bir sonraki dönüşümde, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.